Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'dan esaslar, ihtiyat. İhtiyat kişinin kendisine düşen her türlü ön tedbiri alması ve hazırlıklı olması demek olup, korku ile arasında büyük fark olmakla beraber ince bir hat ile birbirlerinden ayrılırlar. Nitekim insana verilen korku hayatı korumak için olup, hayatı zehir etmek anlamına değildir. Bu da ihtimal hesaplarıyla havf 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5, 6 ihtimalden bir olsa ihtiyatkârane bir havf meşru olabilir. Dördüncü meraklı sual. Diyorlar ki, madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir, nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez, neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz. Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki, başlardaki başların çoğu sarhoş, okumaz, okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tamah veyahut havf korku cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Naehillerin, ehil olmayanların eline hakikatları vermesinler. Hem ehli dünyanın evhamını, vehim ve korkularını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü, dayanışmanızı muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, korunma ve itidali dem ve ihtiyattır. Biz şimdilik çok ihtiyat edip telaş etmemek ve inayet-i ilahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkül ile beklemek lazımdır. İhtiyatın kapsamı geniş olup bunlar ölçülü hareket etmek, ehliyeti ve kalitesi olmayana teslim etmemek, şüpheleri ondan ortadan kaldıracak davranışlarda bulunmak, başkalarının bahane arayanların eline kozlar vermemektir. Telaşa sebep olmamak, habbe-i kubbe yapmamak, nezaketi muhafaza etmek, işi önemsemek. Düşmanı küçümsememek, intişarını sağlayıp yayılmasını, verilecek zararları engellemek, peygamber ve sahabe mesleği olup dikkat ve planlı olmanın gereğidir. Vacip derecesinde gerekli olup inayetin celbine de vesiledir. İhtiyat hizmetin kutsiyetindendir. Vehimleri def eder, telaşı kaldırır. Münafıkların planı akim bıraktırır. Planını akim bıraktırır neticesiz. Memlekete gelecek zarar engellenir. İhtiyat bir tedbirdir. Ve davet. Mevt yani ölüm hem zindanı dünyadan bostanı cinana, cennet bahçelerine bir davettir. Her şey Allah'ı ve sanatını tefekküre bir davettir. Peygamberlerin ve peygamberimizin dine olan külli daveti. Kur'an'ın tüm insanları hakka daveti. Cehaletin yaptığı davetler. Cenab-ı Hakk'ın kullarını namaza yaptığı davet. Kur'an'ın mucize ve belagatına karşı tüm insanlar ve edipleri muarazaya yaptığı davet. İmana, İslam'a ve hükümlerine yapılan davet. Dünya kahvaltı ve ziyafetine yapılan davet. Bir fikre yapılan davet. Raihada, kokuda bir davet ve davetiyedir. Kur'an dikkate davet eder. Muhtaç ve yaralıları davet. Mucize eseri olarak yemeğe yapılan davet. Mucize eseri olarak cennete yapılan davet, kurdun daveti. Buheyra-i rahibin daveti, şükre yapılan davet. Zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına yapılan davet. Ehli imanı, uhuvvet ve muhabbete yapılan davet. İhsan eseri olarak peygamberleri istiğfar etmeye davet ediyor. Baki olan ahirete ve uzun hayat-ı ebediye yapılan davet. İnsafa yapılan davet. İstiazeye yapılan davet. Hasılı. Davet ifadesi külli bir ifade olup kullanıldığı yere göre mana alır. Müsbet veya menfi olarak kullanılabilir. Ve lütuf. Kainatta tam bir lütuf hüküm sürmektedir. Her şeyde bir lütuf vardır. Varlıklar o lütuf ile ayakta durmaktadırlar. O lütuf ile terbiye olunmaktalar. Ahiret o lütuf ile verilecektir. Manevi yükselişler lütfun eseridir. Namazın o lütfun eseri olarak huzura kabul ediliştir. Varlıkların liyakatlarına göre
verilenler lütfun tezahürüdür. Cennet lütfun ta kendisidir. Lütuf latiften zuhur eder. Lütuf rahmetin tezahürüdür. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. Kur'an beşeriyete ilahi bir lütuftur. Ve keza. Beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler, pencereler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Ve her şey bir letafet ve incelik içerisinde yaratılmıştır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Ve iltifat. Alemde görülen tüm lütuflar bu bir iltifatın eseridir. Aslında iltifat yapılan lütuftan daha önce gelir ve de daha evladır. Az bir iltifat kainat çapındaki lütuflara bedeldir. İltifat etmeyen lütfetmez. Lütuf iltifattan ileri gelir. Allah latiftir. Öyle ki başa gelen zelzele gibi her şey mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Kur'an hem rahmeti vasiay-ı muhita her tarafı kuşatmış olan geniş bir rahmet, noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Şu kainat halikinin ve malikül mülk vel melekutun ve hakimi ezel ve ebedin iki tarzda mükalemesi, konuşması, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'i ve has, diğeri külli ve am, umumi. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat-ı rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın derece-i lütuflarını takdir etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa, hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzettir. Gaipten hitaba yapılan iltifat ya şiddeti hiddete veya kesreti muhabbete işarettir. Her mevcudiyet, her vaka, her tahavvulat, değişim, her inayet, her iltifat bir Kadir-i Zülcelal'in yedi zaptındadır, kudret elinde. Bir kulun ruhunu hangi fani emel ve arzular, hangi zavallı teveccüh ve iltifatlar ve hangi pespaya gaye ve ihtiraslar tatmin, teskin ve teselli edebilir? Hakikatı müdrik bir insan, fanilerin sahte iltifatlarına kıymet vermez ve arkasına dönüp bakmaz. Madem Allah alimdir, onun bilmesi ve iltifatı kafidir. Allah'ın insana olan ilgi ve iltifatı, kainatın fevkinde bir ehemmiyete haizdir. Her şeye bedeldir. Zira yüksek rütbeli bir kimsenin bir anlık kendisine olan iltifatını hayatı boyunca unutmayıp her vesileyle dile getiren şu insanın Allah'ın iltifatını düşünecek olsa hiçbir şeyle kıyasa gelmeyeceğini idrak edecektir. Ve teveccüh. Teveccüh ayrı bir lütuftur. Manevi değere haizdir. Teveccühde tefeyyüz vardır. Takarrübe sebeptir yakınlaşmaya. Teveccühde var olma ve bir tanıma söz konusudur. Adam yerine koymanın bir ifadesidir. Varlıklar karanlıktan aydınlığa bu teveccüh sırrıyla kavuşmuşlardır. Teveccüh bir hazinedir. Sürekli teveccüh süregelen bir hazinedir. Şüphesiz ki ben bir muvahhid, Allah'ı bir tanıyan olarak o gökleri ve yeri yaratana yüzümü çevirdim. Doğuda, batıda Allah'ımdır. Hangi tarafa yönelirseniz orası Allah'a ibadet yönüdür. Teveccühde rıza ve memnuniyet vardır. Sıfatı muhita ve şuunat-ı külliye olan, yani kendi isim ve sıfatları her şeyi kuşatmış. İşleri de külli, ayetteki 24. yine, mektuptaki külle yevmin hüve fişen, Allah her an bir iştedir, külli bir iş, şuunat. Olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitle, tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ahadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliye kesbetmeden ona yanaşabilir. Onun teveccühü küllidir. Evet, şu fani dünyada kemal-i süratle vaveyla-i firakı koparan giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun âb-ı hayatı ise her şeye bedel bir mabud-u bakinin, bir mahbub-u sermediğinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir.
İnsan ona olan teveccüh ve onun teveccühüyle ancak kanabilir ve doyabilir. Onun öyle bir Rabbi var ki, ona her şeye bedel bir teveccühü var ve bütün eşyanın yerini tutar bir nazarı var. Bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Mustar kalan her bir ruh, zorda, mecburda, kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne, görünmeyen himaye edici koruyucusuna iltica eder, ona sığınır. Belki Rabb-i Rahim'ine teveccüh eder. Bir şeyi satın aldın. İcap ve kabul şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O takatturu hükmü şer'i bir tasavvuru vahiy verir. O dahi şari'i, o şeriat hükümleri koyanı düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek sünnet-i seniyeye tatbik amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek ve bir hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir. Ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına abd olunuz. Elbette. O sani muhteşem. O külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır. Ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir teveccühü olacaktır. Ehadiye sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususi bir teveccüh ile tasarruftur. Sultan-ı ezel ve ebed olan Halik-i Kainat ve Çendan. Gerçi vesait ve esbabı icraatına perde yapmış. Haşmet-i rububiyetini göstermiş. Fakat ibadının, kullarının kalbinde hususi bir telefon bırakmış ki esbabı arkada bırakıp doğrudan doğruya ona teveccüh etmek için ubudiyeti hassa ile özel bir, hususi bir ibadet ile mükellef edip yalnız sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz, deyiniz diye kainattan yüzlerini kendine çevirir. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret kazibeyi kırmak için teveccüh-ü ammeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccüh-ü ammeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Hamd ve şükür ile, yani nimetten inamı hissetmekle o nimeti vereni, yani mün'imi, gerçek nimeti veren Allah'ı tanımakla ve inamını verme işlemini, nimeti verme durumunu düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz, lezzetli, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Teveccühünde tecezzi ve inkısam olmaz, parçalanma, bölünme. Şu kainat Saniye Zülcelali'nin nur olan bütün sıfatıyla ve nurani olan bütün esmasıyla teveccüh-ü ehadiye sırrıyla öyle bir tecellisi var ki hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazırdır. Teveccühünde inkısam olmaz, bölünme. Aynı anda her yerde külfetsiz, müzahamesiz, hiçbir sıkışıklık ve daralma olmadan her işi yapar. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaikine ait bazı kemalat o hakaika dellallık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü me'hazin, kaynağın kutsiyeti çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı, hükümleri umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o me'hazdeki kutsiyetin tesiri kaybolur. Ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i. O 18 bin aleme bakan, teveccüh eden fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakim'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Evvela, rıza-i ilahi ve iltifat-ı rahmani ve kabul-ü rabbani öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Yani Allah'ı ahirete ebediyeti netice vermiyorsa anlamsızdır. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Allah için olursa, ebedi zat için olursa ebediyete kalp olur. Bir adam,
O cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşır okusa, o vakit binler ehli hakikatın nazarları ona döner. Hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Kalbi işlettirmek için en büyük vasıta, velayet meratibinde zikri ilahi ile tarikat yolunda hakaiki imaniyeye teveccüh etmektir. Hakikata yapılan her türlü teveccüh ve ona vasıta olan her vesile, merdivenin basamağı gibi kıymet almaktadır. Muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar, şübahata, şüphelere ve itirazata kulak vermezler, ucuz kurtulurlar. Hakikat yolunda o gibi şeyler birer çakıl taşı mesabesinde kalırlar. Masivay ilahiyeye, Allah'ın dışında olan her şeye, teveccühü hengamında, manay harfiden manay ismiye geçmesiyle tiryak iken zehir olur. Bir kısım ehli zevk ve şevk, sülükünde manevi yolculuğunda, fahrı, gururu, nazı, şatahatı, teveccühü nası ve merciiyeti şükre, niyaza, tazarruata, nahstan, insanlardan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Allah'a müteveccihen giden kimsenin onun gayrına yaptığı veya arzuladığı teveccühler, hakikat yolunda birer engel ve ayak bağıdırlar. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur, menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabb-i Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz. Hepsi bir tarafa, Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühü, lütfu, iltifatı bir tarafa. Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi, tecelli-i azamla ehli imana teveccüh ediyor. Eğer bir saç hakiki olarak lığye-i saadetten olmazsa, madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor. Kat'i senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine kat'i delil olmasın yeter. Senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır-ı Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde, cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim el aman, el aman. Ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden, utanç verici durumundan kurtar. Bir ehli takvanın hırsı varsa teveccüh nası ister. İnsanlar bana baksın, beni bilensin, beni söylesin. Teveccüh nası müraat eden, buna uyan, ihlası tam bulamaz. İhlası kaybeder. İhlas ve muvaffakiyet Allah'a teveccühtedir. Teveccüh-ü naz istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan-ı şeref arzusuyla teveccüh-ü naz ise ücret ve mükafat değil. Belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır. Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccüh-ü naz ve şan-ı şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir leset-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azabı kabir gibi nahoş bir şekil altından teveccüh-ü nası arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhret perestlerin ve şan-ı şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Hakiki teveccüh onun ve ona olan teveccühtür. Kardeşlerinizin nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. İman-ı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i saniye netice veren
masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Halık Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile, o riyadan kurtulup, ihlası kazanır. Hubb-ı cah'tan gelen, makam sevgisinden gelen şöhretperestlik saikasıyla, sevgiyle ve şan-ı şeref perdesi altında teveccühü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi ruh hastalığı, şirk-i hafi, gizli bir şirk tabir edilen riyakarlığa, kot vuruşla kendini beğenmişliğe kapı açar, ihlâsız edeler. Teveccühü nas ve hüsnü kabulü halk dahi. Mühim bir sırra binaen benim menfurumdur, onlardan kaçıyorum. Eğer deseniz, bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında, olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın. Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El cevap. Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada laye mutane, ölümsüz, daimi kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazife yalnız askerliği ve idare memurlarına mahsus kalırsa, sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dimağ koparılıp, o cesede getirilmez. Onlar imha edilmez. Onlar da idare ister. Evet, mesela bir arının icadına teveccüh eden bir fiil, iki cihetle Halık-ı Kainat'a hususiyetini gösteriyor. Bu hazır arının hılkatına, yaratılışına teveccüh eden fiilin faili olmak için, o arının şerait-i hayatiyesini, hayat şartlarını ve cihazatını ve kainatla münasebatını temin edecek ve bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinde, o cüz'i fiili yapan zatın ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Nasıl ki fennin tabirince ukde-i hayatiye namında bir cilve-i irade-i ilahiyenin ve emri tekvininin bir kanunu ile ve o emir ve iradenin teveccühleriyle koca bir ağacın şuursuz dal ve sert budakları, meyvelerine ve yaprak ve çiçeklerine zembereyi ve midesi hükmündeki o ukde-i hayatiyenin, hayati bağın, onlara gidecek lüzumlu maddeler ve erzaklara avaik, engel ve mevani, mani ve set olmazlar. Belki tesirata, kolaylaştırmaya vesile oluyorlar. Aynen öyle de. Kainat ve bütün mahlukatın icadında bütün maniler, bir cilve-i irade ve teveccühü emr-i Rabbani'ye karşı mümanaatı engellemeleri bırakıp, mani olmayı bırakıp, kolaylığa alet olmasından, kudreti sermediye o tek ağacı icat kolaylığında kainatı ve zemindeki envai mahlukatı icat eder, hiçbir şey ona ağır gelmez. Çünkü bir emirle kün der, feyekun oluverir. İnsan hangi bir şeye teveccüh ederse, onun ile bağlanır ve onda fani olur. Böyle bir yapısı da var. İbadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abdin sani hakime olan teveccühü, itaat ve inkiyadını, boyun eğmesini intihac eder, netice verir. Hiçbir şey onun teveccühünü başkasından çevirip kendisine hasredemez. Âlem-i İslam'ı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, devam ettirilmesi, şair-i İslamiye'yi iltizam ile olur. Yani İslam'ı hatırlatan her şey, ezan, kâmet, hatta mezar taşları. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. İnsanın havf, korku ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde havf bir bela, bir elem olur. Ve keza mukaddir olan Kadir Hakim'in büyüye olan teveccühü, küçüğe olan teveccühüne mani olamaz. Eğer rıza ilahi varsa, o rızanın cilvesi olarak insanlarda teveccüh görünse, bir derece emare-i rıza olmak noktasında makbul olabilir. Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuyana karşı teveccüh etmek evladır.
Hem cihat-ı sitte altı cihet ile mukayyet, bağlı, kayıtlı olmayan, ruh kulağıyla dinleyen adam kıbleye karşı teveccüh etse ve cismani kulağıyla dinleyen adam okuyana karşı teveccüh etse, ona yönelse, evladır. Doğrusu bu. Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alem-i İslam'ın teveccühünü ve hamiyetini ve o kuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfr-ü mutlakı yerleştirmek isteyenler, hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp der. Risale-i Nur şakirtleri dini siyasete alet eder. Emniyete zarar vermek ihtimali var. Bütün dostlarım biliyorlar ki ben şahsıma karşı hürmeti ve teveccüh ammeyi istemiyorum, reddediyorum. İstidad-ı beşerin, insanlığın kabiliyetinin kâmeti, netaici efkarı teşerrübünden, o fikirlerinin neticesini adeta içer gibi olmasından tekebbür ederse, kibirlenirse, o şeriat dahi tevessüh ederek, genişleyerek ebede teveccüh eder. Şimdi istediğimiz nokta müminlerin teveccühleri ve teyakkuzlarıdır, uyanmaları. Teveccüh umuminin tesiri inkar edilemez. Sosyal bir hadise. Tesisi muhabbet-i umumiyeye teveccüh, yani İttihad-ı İslamiye'ye hizmet ve irşad. Ve bir ağaç, bütün heyetiyle meyvesine müteveccüh olduğu gibi, bütün kainatı insanı müteveccüh eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine, yardımına koşturan bilbedahe rahmettir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Güya her bir tek yıldız, necmi ayet gibi, ayetin birer yıldızı gibi. Aslında necim aynı zamanda ayet manasına da geliyor. Umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. Bir hacı ne kadar âmi de olsa, kat-ı meratip etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azim'i ünvanıyla Rabbine müteveccihtir, her şeyi geride bırakarak. Acaba bütün efazılı Beni Adem'i, Ademoğlu'nun en faziletlilerini üstünlerine arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevn-ü zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Eğer namazı kılsan, o namazın ile o alemin sani zülcelaline müteveccih olsan, birden sana bakan alemin tenevvür eder, nurlanır. Sani yaratıcı unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz, adeta baş aşağı düşer. Eğer lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin miyaracıyla arş-ı kemalata çıkabilir, baki bir insan olur. Elbette insana müteveccih olan nimetler haddi hesaba gelmez. İşte o zaman da zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını, rızasını anlamaya müteveccih olduğunda içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhavereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Bütün ezhan, zihinler istinbat-ı ahkama hüküm çıkarmaya müteveccih idi, yönelikti. Şimdi saadet-i ebediye bedel, saadet-i dünyeviye medar-ı nazardır. Dünya meşguliydi. Ve beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Ahiretten adeta soyutlanmış. Kişi neye müteveccih olursa, onunla hemhal olur. Onun rengiyle renklenir ve onun özellikleriyle bezenmiş olur. Hem her şeyin lekesiz, perdesiz, melekutiyet cihiyeti ona müteveccihtir. Nasıl şu ağaca müteveccih külli nazar, külli tedbir, külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar. Demek ağacın tedbirini gören zat, o tedbir ile alakadar bütün esmasıyla, ağacın vücudundan maksud ve icadının gayesi olan her bir semereye, meyve ve neticeye müteveccihtir, yönelik. Hem ahirete müteveccih amale mukabil sadaka ve hediye almak, hediyeyi almak, ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbublara müteveccih olduğu vakit
Ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazi mahbub, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşk mecazi, aşkı hakikiye inkılap eder. Firaka, ayrılığa değil, visale, kavuşmaya müteveccihsiniz. Oraya yönelik. Şu kainatın sani'i vahid olduğundan, her bir şeye karşı bütün eşyaya müteveccih olan Esma'yı tahşit eder. Onun arkasına adeta yığar. Ve madem tecezzi ve inkisam yoktur esma ve sıfatta, elbette her şeye karşı bütün esmasıyla müteveccih olabilir. Ve madem her yerde hazır ve her şeye müteveccih olur. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir. Belki bir nevi kemaldir. Eşya zeval ve ademe gitmiyor yokluğa. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alemi gayba gidiyor. Alemi tegayyür ve fenadan alemi nura, bekaya müteveccih oluyor. Ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Beraber, dergah-ı ilahiye müteveccih olup rabt-ı kalp ederek, Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde el ele verip tevfik ve hidayeti istemek. Ondan başkasına teveccüh edip bir şey aramak, beklemek ve bulmak abesle iştigaldir. Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Kainatın teşkilatı şükrü intaj edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Her şey, Allah'a müteveccih olması şükrü netice vermektedir. İnsan da ancak ona müteveccih olmakla hayatının neticesi ve anlamı olan şükrü netice verebilir. Aksi takdirde küfre teveccüh eder. Eğer enaniyeti perde ardında hubbu caha müteveccih ise o zat enaniyete mağlup olup şükrü bırakıp fahre girse. Fahirden gitgide gurura sukut eder. Bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Faniye teveccüh eden elbette fenaya mahkum olur. En fena şey onun gayrına yapılan teveccühdür. İnsanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında rıza dairesinde radıyallahu anhum ve radıyallahu anh esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. En kötü ve gülünç bir şey de büyüklerin oyuncaklarla oynaması, avunması, eğlenip tatmin olmasıdır. Mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. Evet, bizim menfi bir cephemiz, ahlaksızlığa ve imansızlığa müteveccih bir takbih tarafımız var. Her insanın cephesi aldığı ve bulunduğu cepheye teveccühüne göredir. Biz haşır yoluyla saadet-i ebediye müteveccihen hareket etmekteyiz. Ahirete müteveccih olan bir hal ise hiçbir buğuna suç mevzu olamaz. Acaba o zat minberde arşa müteveccihen ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki bütün mahlukat amin söylüyor. O zat, her şeyin ve herkesin teveccüh ettiği yöne müteveccüh olmak. Akıl tatiyle eşgal etse de, görevini bırakıp tatile gitse, nazarını ihmal etse, vicdan saniye unutamaz. En büyük hakem. Kendi nefsini inkar etse de onu görür, onu düşünür, ona müteveccühdür, yönelik. Her şey ve herkes yaratılışta, özellikle vicdan ona bağlı ve müteveccih olarak yaratılmıştır ki işte bu fıtrattır. Bin bir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eder bir güneş hükmünde. Ve sırr-ı ahadiyetçiyetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu.
güneşin doğmadığı ve olmadığı bir kalp yoktur. Her aleme doğduğu gibi her kalbe de doğmaktadır. Yeter ki kapı, pencere ve perdeler açık olsun. 13 asır evvel Şeriat-ı Garra teessüs ettiğinden, yerleştiğinden, yer tuttuğundan. Ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmek, din-i İslam'a büyük bir cinayettir. Ve şimale müteveccihen namaz kılmak gibidir. İllet ve zilletimiz ona teveccüh etmeyip, kıblemizi şaşırıp karıştırmamızdandır. Ey alemi İslam, uyan! Kur'an'a sarıl. İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığınla teveccüh ol. Ona bir karış yaklaşıp gelene o bir kulaç. Bir kulaç gelene yürüyerek, yürüyerek gelene ise koşarak gelir. Adımlarımızı sıklaştıralım. Efkar ve hissiyatın mecra-i tabiisi nazm-ı maanidir, manalardaki diziliş. Nazm-ı maani ise mantıkla müşeyyettir, desteklenmiş. Mantığın üslubu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir, hakikatlara yönelik. Her şey hakka ve hakikate müteveccihtir. Biz maaşir-i beşer dahi, şimdi saadet-i ebediyenin esbabını tedarik etmekle meşgulüz. Sonra birden ebede müteveccihen, şehristan-ı ebedül abad olan Haşr-ı Cismaniye gideceğiz. İnşallah hazır mıyız? Melekutiyet ciheti ise mutlaka şeffafedir. Teşahhusat karışmaz. O cihet vasıtasız harika müteveccihtir. Tereddübü, teselsülü yoktur. İlliyet mağluliyet giremez. İvcacatı, eğri bürülüğü yoktur. Avaik, engel ve maniler müdahale edemez. Zerre, şemse kardeş olur. Her şeyin özü ona, kabuk ve kışırı bu aleme bakmaktadır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimur hakim. Ve ahru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.